Yaşamamız gerekiyormuş sanıyorum. Yaşadık gördük. Ama en büyük şanslarımdan birisi profesyonellerdeyim. Bu profesyoneller beni tekrar hayata döndürdü. Özellikle Sayın Doktorum Özcan Bey'e ben çok çok teşekkür ediyorum. Branşında üst düzeyde tam bir profesyonel olarak müdahale etti. Yalnız ona değil tüm hastalara, buradaki personelin hepsi gerçekten profesyonel. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Doktorum benim hislerime tercüman oldu. Yıkılmadım, ayaktayım diyor. Aynen öyle. Sanıyorum bir saatlik süreyi tam canlı yayın bitmek üzereydi. Ümraniye'yi tanıtıyordum o anda. Kafama yediğim Ümraniye ile ilgili Güven Hocam yanındaki benimle beraber program yapan arkadaşım göremediğimi zannetti. O anda sanki bir boşluk oldu. Ve ondan sonrakini hatırlamıyorum. 3 veya 4 saniye içerisinde sandalye beni yerle tanıştırdı. Önce. Daha sonra hemen anında arkadaşlar müdahale ettiler. Kalktım, hiçbir şeyim yok. Anında 112 aradılar ki 112'ye buradan defalarca teşekkür ediyorum. Sağlık Müdürlüğü'nün gerçekten çok 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 faydalı bir birimlerinden birisi. Getirdiler buraya. Doktoruma tekrar teslim olduk. Eller yukarı dedi bana. Biz de eller yukarı dedik. Yatıyoruz bakalım ellerimiz ne zaman aşağı inecek. Tekrar sizlerle ne zaman buluşacağız. Zaman gösterecek. Dilerim. Ben ve benim durumdaki bütün insanlar sağlıklarına kavuşurlar ve birbirimizi de özlemeyiz. Şükrü Bey bizim 10 gün önce takip ettiğimiz bir hastamız. Kendisine 10 gün önce koroner anjiyografi stent taktık. Arkasından da gerekli gördüğümüz için bir kalp pili taktık. Kalp pili şok özelliği dediğimiz hani ritim bozukluklarında ani olaraktan müdahale yapabilen bir kalp pili. Şükrü Bey dün canlı yayında hani çok çok ender rastlanan bir durumla karşı karşıya kaldı. O sırada bir kalbinde çok yüksek hızlı bir ritim bozukluğu gelişti ve bizim takmış olduğumuz cihazda gayet yerinde bir müdahaleyle Şükrü Bey'e şok yaptı. Biz şok anını videodan izleyebiliyoruz. Şoktan sonra birkaç saniye içinde kendine geldi. 112'nin katkısıyla hemen bize getirildi hastamız. Gerekli müdahaleleri yaptık. Yaptığımız incelemelerde kalp pilinin gayet yerinde bir müdahale yaptığını biz görebildik. Kendisini takip ediyoruz. Şu an genel durum maşallah çok iyi. Hocamız zaten hemen çok hızlı düzeldi. Herhangi bir nörolojik bir kusur bırakmadı. Fiziksel aktiviteleri son derece normal. Biraz istirahat edecek. İnşallah aksi bir şey olmazsa yarın taburcu etmeyi planlıyoruz kendisini. Basında kalp krizi diye geçiyor ama kalp krizi değil tablo. Bir ritim bozukluğu. Bu tür hastalarda şu şok özelliği olan kalp pillerini biz genelde tercih ediyoruz. Hastaya da yerinde bir karar aldığımızı görmüş olduk. Sonuç itibariyle son derece yüz güldürücü, hayat kurtarıcı bir müdahaleyle kendisiyle baş başayız tekrar. Dün akşamdan beri Şükrü Bey'in durumunu yakından takip ediyoruz. Aslında Şükrü Bey'in durumu gerçekten üzücü olabilecek bir olayın ne kadar iyi sonuçlanabileceğini de gösteriyor. Bize iletildiğinden itibaren 2 dakika içinde acil sağlık hizmetlerimiz yani 112 kendisinin yanında oluyorlar ve gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Biz tabii şu andaki geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için üstadımızın yanındayız. Yine kendisine sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler Sağ diliyorum olun, ben. sağ olun Teşekkür doktorum. ediyorum. Nezaket gösterdiniz. Biz gidiyor muyum daha Şükrü Bey? Efendim? Artık dinlenin biraz. Yok yok ben dinlenirim ben. Canlı yayın bir şey daha yaşamayalım. Bir canlı yayın vakası daha mı? Evet. Biz ayakta dinlenmeyi bilmiyoruz açıkçası. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok memnunsunuz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.